Seda Küze dönelim. Ne oluyor Seda? Bir açıklama vardı. Ümit Özdağ'dan gelmişti. İddiaları vardı. Burak Avuncu ilgili ve şimdi sıcak gelişmeler var. Sende nelerdir bunlar? Detayları senden alalım. Yeşim Elmaz evet İyi Parti'deki fetö tartışması dün e, aslında büyüdü gün boyunca tartışmalar hem İstanbul il teşkilatında hem de genel merkezde hareketliliğe neden oldu ve bu tartışmalar yerini ihraç ve e, suç duyurusuna bıraktı. E, tabii neler olmuştu isterseniz hemen ondan çok kısaca bahsedip e, bugün e, akşam saatlerinde aslında dün e, iddiaların sahibi Ümit, Öz, Ümit Özdağ'dan gelen yeni açıklamayı izleyicilerimize aktaralım. Ümit Özdağ İstanbul İyi Parti İstanbul Milletvekili katıldığı bir televizyon programında partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddiasını ortaya atmıştı ve şu ifadeleri kullanmıştı. Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmıştır dedi. Ümit Özdağ'dan gelen bu açıklama. Tabi dün gün boyunca hareketli dakikaların yaşandığını söyledik. Gelen bu açıklamanın bu iddianın ardından Meral Akşener'e soruldu e, Ümit Özdağ'ın iddiası ve Meral Akşener Burak Avuncu'nun bir suç duyurusunda bulunacağını, konunun yargıya taşınacağını söyledi. Ümit Özdağ da bu iddialar için e, bu iddiaları ispatlaması için bir imkan sunulacağını söylemiş oldu Akşener. Tabi e, ihraç olayı da ayrı bir başlık olarak gündemdeki yerini korudu. E, bu iddiaların hemen ardından İstanbul İl Başkanlığı'nda 39 9 ilçe başkanı imza verdi, ihraç edilmesini istedi Ümit Özden. Ve o ihraç istemiyle hazırlanan dilekçe de dün genel merkeze gönderildi. Tabi sadece tek iddiası bu değildi Ümit Özdağ'ın. Ee, Kars'taki seçimler, yerel seçimlerde e, Kars'ta yapılan seçimlere ilişkin bazı iddiaları da oldu. Yerel seçimlerde e, İyi Parti Iğdır'da e, seçimlerden adayını çekmişti. Ancak Kars'ta adayını çekmedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı vardı. Yine PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de adayı seçimlerde yarışmıştı. Şu ifadeleri kullandı Ümit Özden tırnak içi ifadelerinden verelim. Iğdır'ı kabul ettirdim. Kars'ı ne yazık ki kabul ettiremedim. Daha sonra seçim içerisinde Sayın Genel Başkan'ı 3 kez aradım ve dedim ki Kars'ı biz kazanamıyoruz ama MHP de kaybediyor. 3 kez söyledim bunu. HDP kazanıyor. Biz bütün Kars'ta 900 oy aldık. 1200 oyla da MHP kaybetti açıklamasını yaptı. 3 kere genel başkanı aradığını ancak seçimlerde HDP'nin adayına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazanma ihtimaline karşı İYİ Parti'nin adayını çekmediğini söyledi. Tabi bu iddialara da Akşener'den yanıt geldi. Dün mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genel Başkan Meral Akşener'e HDP ile yakınlaşma soruldu. Ancak Akşener bu soruya tepki gösterdi aslında. Bu açıklama yalandır. Bunu söyleyen yalancıdır. Açıklamasıyla sözleriyle tepki gösterdi. Tabii dün bu tartışmalar yaşanmıştı yaşanırken yeni bir açıklama daha geldi. İhraç istemine yönelik Ümit Özdağ ilgilendiğim bir şey değil. Milletvekillerinde prosedür böyle işlemiyor. Ben partimdeyim bir yere gitmiyorum aslında. İstifa edip etmeyeceği de dün açıklamaların ardından tartışılıyordu. İstifa etmeyeceğini de ben partideyim bir yere gitmiyorum sözleriyle Ümit Özdağ açıklamış oldu. İyi parti iyi bir partidir ve ben iyi partide devam ediyorum açıklamalarını yaptı. Tabii biz de bugün sabah saatlerinden itibaren dan İyi Partili kaynaklarımızla görüşmeler yaptık. Dün eee Parti Divan Başkanlık Divanı toplandı. Aslında çarşamba günleri yapılıyordu bu toplantı. Genel Başkan Meral Akşener'in hem şehir dışında e, ziyaretleri olması nedeniyle hem de bu tartışmaların üzerine vakit kaybetmeden Başkanlık Divanı dün akşam saatlerinde toplandı. Tabii kaynaklarımızdan edindiğimiz bazı bilgiler var. Bu konu gündeme geldi. Eee Parti'nin bu olaya e, şöyle baktığını ilettiler. E, İyi Partili kaynaklarımız. Ümit Özdağ'ın istifa etmeyeceği bu açıklamayla anlaşıldı ancak partide duramayacağını belirtiyorlar. İyi Parti'nin genel merkez yöneticilerinin bu gözle baktığını söylüyorlar. Yani yakın bir zamanda önümüzdeki günlerde bir ihraç istemi gelebilir Ümit Özdağ hakkında. Tabi Koray Aydın'ın teşkilat başkanlığına seçilmesinden sonra da aslında tartışmalar ilk fitil, fitili ateşleyen tartışma olağan kurultayda başlamıştı. O tartışmalara ilişkin de e, tepkiler hala devam ediyor. Ümit Özdağ'ın açıklamalarına bakılmak yerine aslında partiye operasyon e, yapıldığını belirtiyor İYİ Partili evet. kaynaklar ve Genel Başkan Meral Akşener'in de parti operasyon yapanlara aslında dikkat etmesi gerektiği ve onları baş tacı yaptığını tırnak içi ifade etmek gerekirse parti operasyon çekenlerin de baş tacı edildiği yine iyi Partili kaynaklar tarafından belirtilen başlıklar arasında işte bu tartışmalar yaşandı dün gün boyunca bugün yeni açıklamalar geldi sözü tekrar size bırakalayız evet. Ki e, Sayın Akşener'in açıklamasında Seda Küs senin de belirttiğin gibi e, biz partimize böyle bir operasyon bekliyorduk. Bu bir operasyondur dedi. Aslında neden beklendiği de önemli bir soru. Bunu da yine Ankara'ya döneceğiz biz birazdan. Sana teşekkür ediyoruz. Aydın Gazetesi Ankara Temsilcimiz İsmet Özçelik'le de değerlendireceğiz. Seda Küs tüm ayrıntıları bize aktardın, toparladın aslında tüm gelişmeleri.